İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Acarsoy. Bugün FIFA 16'nın demosunu oynuyoruz. Fazlasıyla heyecanlıyım. Çok güzel bir başlangıç yapmışlar dil seçim ekranında. Ama bizim için dil seçim ekranındaki en güzel şey tabii ki bu. İşte şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırarak Türkçe dil seçeneğiyle başlıyoruz. Demoda da Türkçe dil seçeneği var, oyunda da olacak. Tabii ki FIFA 16'da da FIFA 15'te olduğu gibi menajer kariyeri yapacağız. Ama ilk önce demosunu bir deneyelim istiyoruz. Hemen girişiyoruz. Demoyla. İlk başta bize ilk defa giriyorum bu arada. İndirmesi yeni bitti. İlk defa giriyorum. Muhtemelen nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Direkt maça mı girebileceğiz? Bir şey mi yaptıracak? Hiçbir fikrim yok. Evet, başlat ya da boşluğa bas. Basalım. Bilgisayarda deniyoruz bu arada. Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barcelona. Canımsın Martin Tyler, Alan Smith sen de canımsın. Seviyoruz ikiniz de. Real Madrid, Barcelona dostluk maçı. Güzel olur, gideri var. Yaparız, severiz. Martin Tyler ve Alan Smith'miş spikerlerimiz. Her zamanki gibi. Real Madrid'in stadındayız. Santiago Bernabéu'dayız. Antrenör özelliği var. O ne bilmiyorum. Bu arada tuşlar benim tersime R1'de değil şey. Oha çok güzel yalnız ha. Bir saniye. Hemen ayarlara girmemiz gerekiyor. Kontrolleri özelleştir. Otomatik değiştirme hava toplarında evet sadece. Pas gücü desteği açık olsun. Pas desteği yarı olsun. Ara pas desteği destekli sallasın. Şut. Bilmiyorum. Yarı olsun bakalım. Ortada yarı olsun. Aşırttırma pas. Aşırttırma bas. Kurtarış destekli olsun lan. Ağzıma sıçarlar. Taktiksel savunma doğru. Ama ben bunu istemiyorum. Benim istediğim burası işte. Öncelikle sprinti RB ile değiştiriyoruz. Benim için önemli. İkincisi de şurada B ile Xbox kolu kullandığım için böyle. Gerçi Xbox kolu kullanmasanız da bu şekilde gösteriyor ama olsun. Kayarak müdahale. Müdahale et. Doğruymuş. Kayarak havada müdahale. Tamam bu işte abi. Pardon ters olmuş. Şimdi oldu. Evet. Bu şekilde ayarlarımızı yaptıktan sonra hazırız bence. Geçici yapılandırma ne demek lan? Vallahi bilmiyorum. Oyun ayarlarından da hiçbir şeye bakmadım. Daha yeni giriyorum çünkü gerçekten radarı 3D yapmak istiyorum. Çok merak ettim 3D nasıl oluyor. Hiç yapmadım amca. Ben hiç 3D kullanmadım amca. Evet yaptık. Oo çok seksi. Vallahi görüntü çok hoş da kamera enteresan geldi biraz. O nasıl pas lan? Çok biraz oyun yavaşlamış gibi mi? Bana mı öyle geliyor ya? Oyun enteresanlaşmış ama çok güzel görünüyor. Görüntü çok güzel. Ve oynanış da fazlasıyla hoş geldi gözüme. Daha ilk defa giriyorum. Gerçekten ilk defa giriyorum. Biraz farklı ve hoş geldi niyeyse. Niye ben de bilmiyorum gerçekten. Hangi zorlukta oynuyoruz bu maçı onu da bilmiyorum. O ne lan? Ortaya baskı, öküz. Enteresan. Bale'a bak. Şu an full ayarlardayım bu arada. Yüksekteyim. Sadece MSX AA midir nedir o kapalı. Herhalde... Bu niye yerden açıyor ya ortaya? O nasıl bir kontrol lan? Yalnız tribünlere bak ya. Çok aktif görünüyorlar. Orta X bir saniye onu değiştirmedik. Ben de diyorum deminden beri şut vuruyorum arkadaşlar. Onu değiştirmedim tabii. Onu unuttum. Onu da değiştirecektim. Şununla şunu da değiştirmem gerekiyor. Şimdi tamamız işte. Şimdi onlar düşünsün. Şimdi onlar düşünsün. Çok bastım. Oha nereye? Cristiano dışarı yetişemez ki. Hangi zorlukta oynuyoruz gerçekten merak ediyorum. Ama oyun cidden hoş görünüyor ya. Kamera açısı biraz farklı. Bu konuda alışmak biraz sıkıntı olabilir ama çok hoş görünüyor. Acaba kamera açısı manuel olarak mı böyle değişiyor elbette de. Hani manueli bu mu olacak? Varsayılan olarak bu mu kullanılacak? Hani turnuvalarda falan da genelde sonuçta şey kullanılır. Varsayılan kameralar kullanılır. Teledir o da genelde. Burada öyle mi olacak? Hiçbir fikrim yok. Şu antrenör modu falan kapanmıyor mu ya? Bana müdahaleyi bilmem neyi gösterip duruyor. Hadi sen kime gösteriyorsun? Ben FIFA 97'den beri FIFA oynayan bir insanım. Sen kime atar yapıyorsun lan? Sen kime atar yapıyorsun? Aha yapamadı. Aha gidiyor. Neymar, Hacı, ayıp ediyorsun ha.
Allah'ın cennet mahallesi çıkması herif. Bildiğin cennet mahallesinden çıkma herif ya. Hani öyle görünüyor. Çok güzel pas ver Ronaldo'ya be. Yürü be Ronaldo. Ah hareket yapamadık. Biraz yavaşlamış gibi gerçekten oyun ama daha sanki gerçekçiliğe mi yaklaşmış? Çünkü normal futbolda da böyle mi olur hareketler bilemedim. Modric kaleci. Kaleci Ter Stegen. Ter Stegen hacı. Özledin mi bizi? Bak Real şey artık Barça'dasın. Bizim kalemizde DG'ye yok ama. DG'ye ne boksa. Manchester ibnelik yapmasaydı şu an Real'in kalesinde de DG'ye olacaktı. Ya şu antrenör modu neyle kapanıyor ya? Aha. Şeye geçti. Neye geçti? Kaleci moduna geçiyor. He tamam. Tamam pardon. Şeyi açtık. Taktik modunu açmıştım. Lan! Oğlum biz çok mu basit bir şeyde oynuyoruz? Anlayamadım ki. Bana ayarlarda bari hangi şeyde olduğunu göster. Hangi zorlukta olduğunu falan göstereydin. Pro. Yok pro değil. Offline Pro şu an varsayılan, aynen varsayılanmış kameramız. Bu varsayılan kameramız olacakmış. Ne yazık ki hangi şeyde olduğu görünmüyor. Olsun, o da olur, o da olur. Biz seni böyle seviyoruz zaten. Tamam. Aha aşırtma pasmış lan. Maçın başında göstermişti antrenör modu kapat falan diye. Ne olduğuna bakmadım. Şu aha buldum valla. Sağ analoğa basmak gerekiyormuş. Koş lan yukarıdan. Çok boş bırakıyorlar sol kanadı. Ronaldo var oğlum orada. Tek paslan aşağı. Yetişemedi ki. Güzel. Ne bok. Nesi güzelse ben de bilmiyorum. Muhtemelen pro ya da semi pro falan zorluk. Madrid. Real Madrid. Bizde. Oba. Yetişemedik. Niyeste sakin ol. Neymar. Niyeste sakin ol. Pepe ya. Kötü pas. Ronaldo'yu topla buluşturmaya çalışıyoruz ama pek buluşturamadık şu ana kadar. Ivan Rakitic. Hoppa alırım bir top. Biraz paslı oynayalım ya. Çok passız oynadık şu ana kadar. Hadi be geçmedi şaşırtamadık. Abi yalnız biraz fazla hoşuma gitti. Şöyle bir şey var. Oyun içinde adamların yüzleri falan filan çok evet şey değil hani oyun içi bu kamerayla fazla belli olmuyor gibi. Buna lan. Devre arasında ne gibi şeyler, görüntüler var. Abi Türkçe ya. Vallahi Türkçe. Antrenör ha şu. Şu gerizekalı. Ah! Neyse elimi vurdum da. Tamam antrenöre gerek yok abi. Tamam güzeliz. Ben niye gözlüğümü taktım? Bak hep ondan gol atamadık la. Gözlüğümü takmadım. Bu benim Uğur gözlüğüm biliyorsunuz. Uğur böceğim gibi oldu. Uğur gözlüğümü takmazsam olmaz normal. Biz bu Rodriguez'i almadık mı la zaten? Galatasaray bu Rodriguez'i almamış mıydı? Başka Rodriguez mi aldı? Varane yerine Pepe ile şey oynuyor. Oynasın. Casillas ya. Şu an Casillas'ymış. Korktum ya. Casillas nasıl olur la diye. Casillas ya nasıl falan filan dedim. Jesus Navas yerine Casilla'yı kullanalım. Casilla da tek harfle şeyi kaçırmış modunda bir adam ya. Efsane olmayı kaçırmış bir adam. Villarreal'deydi galiba Casilla. Tam hatırlamıyorum da. Yine bir İspanyol takımındaydı. Hadi be! O kadar hızlı atmamıştım ben o pası. Abi şu şey kapanabilir mi antrenör modu? Biraz daha 360 derece 365 derece ne lan 360 derecelik bir oyun olmuş. Benim PES'te en eleştirdiğim konu buydu. Oyun fazla nasıl diyeyim diklemesine bir oyundu PES bir süredir. FIFA daha 360 derecelik bir oyun sağlıyor. Yani şu hareket çok daha rahat yapılabiliyor. Daha yüksek bir açıda hareket yapabiliyorsunuz. Bunda biraz daha biraz daha artmış gibime geldi o olay. Daha fazla açı kullanımı var. Hani daha o diklemesine olay daha da azaltılmış. Azdı daha da azalmış.
Doğum günü çocuğu dedi la herife. Yuh. Hangi günde oynadığımıza göre doğum günü olup olmadığını falan mı söylüyor? Bugün yani, bugün ayın kaçı lan? Bugün 9 Eylül'müş. Bugün adamın doğum günü müydü? Nasıl? Abi çok enteresan şu an. Yani hiç özelliklerine bakmadım biliyor musunuz aslında heyecanı kaçmasın diye. Birkaç tane yeni gol sevinci bilmem ne falan filan. Bu antrenör modunu falan gördüm de. Yeni gelen özelliklere pek bakmadım. Bir arkadaşımın söylediğine göre, bir izleyicimizin söylediğine göre. Oy golü yedik. Heh, antrenör modunda antrenman yaptırmak ve gelişimi izlemek falan gibi şeyler olacakmış. Bunlar dışında çok fazla yenilikler hakkında bilgim yok gerçekten. Penaltıda da artık gol sevinci varmış. Onu da öğrendim. Penaltı bildiğiniz gibi 2015'te penaltı üzerinden, oy hoca kırmızı. Penaltıdan penaltıyı gole çevirdiğinizde öyle bir gol sevinci modu falan fazla yoktu. Artık o da varmış ama gerçekten yenilikleri pek bilmiyorum. O şey biraz enteresan geldi bana. Doğum günü çocuğu falan dedi. Ne oluyor lan? Neyse. Şimdi bunları da ezberlemek. Kuvvet. SVI ne abi? Serbest vuruş isabeti. Heh tamam. Oha Bale'ın Ronaldo'dan daha mı iyi serbest vuruş isabeti? Neyse Bale kullansın o zaman. Çok az vurduk lan. Çok isabetli vurdu gerçekten. Gerçekten çok isabetli vurdu. Yalnız yandaki şeylere baksanıza. Geçişleri falan çok güzel. Reklam panolarının. Geçme. Çok güzel paslaşma. Karım Benzema. Oho hoca foul. İttirdi ya. Topla alakası yok. Beni ittiriyor. Yine kaleye vurayım mı? He? Vuralım mı? Toni Kroos. Bak sağdan diye Toni Kroos'a verdi. Çok yaklaşıyorlar hacı. Kartını ver artık ya. Hoca. Bask mısın hoca? Katalan mısın? Kaleye baktı. O ne lan? Tamam tamam sakin sakin. Çıkacak o top. Koşma boşa koşma. Yorma kendini abi. Real Madrid ile Barcelona arasında dostluk maçı olabilir mi ya? Düşmanlık maçı olabilir. Çok güzel. At at. Abi tam pas atmıştım. Foul hoca foul. Ver kırmızıyı. Ver hayır pasa basmadım ben. Çok yakın hoca 9-15'in içinde. Ver şey teknik faulü. Yanlışlıkla bastık zaten. Geçsin diye basmıştım aslında ben ona. Aha pasa bak. Ben bu oyuna alışana kadar muhtemelen bayağı bir zaman geçecek. Ama bilmiyorum. Normalde yenilikler insanın hoşuna gitmez ama benim hoşuma gitti bu durum. Güzel görünüyor yani. Oynama hissi de güzel. Biraz daha sahaya yaklaşmış gibi hissediyor. İnsan kendini daha da içinde hissediyor oyunun. Maçın diyeyim daha doğrusu. Hadi Ronaldo be. Hadi canımsın. Bebeğimsin. Ah geçemedi. Koş abi. Çok güzel. Çok güzel. Rodriguez. Oba. Yeni gol sevinçlerinden bir şey denemeyeceğim ama. Rodriguez. Çok güzel pas attım burada ya. Çok yorgundur Rodriguez, koşturamadım da ama yine de golünü attı adam. James Rodriguez. James. James Rodriguez. Yok lan bu değil zaten bizim aldığımız. Hoppa, tereyağından kıl çeker gibi. Ronaldo. Oy! Abi ters köşe, sağ ayağıyla ters köşeye atmasını istedim. Adam kalecinin üzerine vurdu ne yazık ki. Şeyi, neydi falsoyu. Geçer mi? Geçmez. Geçmezmiş gördük. Oh, tehlikeli pas. Neymar. Oh, bizde. Ne foulü lan? Instagram'da takip edeceksiniz beni diyor bak yukarıda. Ya ben diyordu, şimdi yeye çevirdi. Bizi takip edin diyordu. Sakin çocuklar. Kimse yok ki forvette. Yürü lan Rodriguez. Rodriguez tek forvet mi oynuyor? Ne? Benzema... Ah! Benzema nerede? Rodriguez daha ileride oynuyor Benzema'dan. Üç dakika. Aa hayret. F15'te her maç 5 dakikaydı genelde. Yani %95 dakika uzuyordu maçlar. Burada azalmış. Aha! Aha! Aba! Hop gel Ronaldo senle. Ronaldo'nun tipe bak ya. Güzel. İfadeler de çok güzel yansıtılmış. Bak üzgünle
Mutlu arasında çok güzel bir yüz ifadesi farkı var. Ve orada sol köşeye niye vurmamış bizim gerizekalı bilmiyorum. Modric mi atmış? Vallahi Modric atmış. Benzema attı sandım ben. Kaleci adamın içinden, işte bak mesela oyun hatası orada. Kalecinin eli adamın bacağından geçiyor. Hani bunlar F15'te %90 halledilmişti ama muhtemelen demodan kaynaklı bir şey olabilir. Hani geriye gitmiş olduklarını düşünmüyorum o konuda. Umarım gitmemişlerdir. Çünkü oyuncuları bir bütün olarak görüp böyle kalecinin elinin adamın bacağının içinden geçmesi falan gibi durumlar artık pek kalmamıştı FIFA 15'te. Oo, güzel bir sistem gelmiş buraya. Maçın önemli anları direkt görünüyor. İleri deyince buraya geçiyorsun. Bu çok güzel olmuş. 14 şutumuz var. Gayet güzel. %50-50 toplu oynama. Güzel bir maç. Güzel maç. Güzel maç. Evet, bağlantı kontrol ediliyor. Şu an simge durumuna küçülttü yani. Oyun mekaniği özellikleri. Temassız dribbling. En iyi dokunuş hiç dokunmadan yapılan olabilir. Zaman kazanmak, defans oyuncusuna konmak, çalım atmak ve defans ipe dizmek için topla teması minimuma indirin. Sınırsız yaratıcının tadını çıkarın. Aynen Messi gibi. Bitirici vuruşlar. Ayağa oturan toplarla son vuruşlar. Ustalığınızı konuşturun. Ayağın ve bileğin doğru konumlandırılması oyuncuya şut çekmede ve gol atmada çeşitlilik sağlar. Topun nereye gideceğini hissedecek ve şutun daha isabetli ve güçlü olması için kendinizi ayarlayabileceksiniz. Ayarlayalım. Defansta çeviklik. Oyun mekaniği, yeni eklenen şeyler ya da özelliklerinden bahsediyor. Bunları okumak istiyorum hızlıca. Defansta çeviklik, yetenekli futbolcuların ensesinden düşmemek için hareket kabiliyetinde yapılan 25 yenilikçi özellikten yararlanın. Hareketli defans oyuncuları swing adımıyla hızla alan kapatıp yön değiştirerek rakipten kopmazlar. Koşuları takip edip atakları kesmeye çalışırsanız da bu hareket özgürlüğünü hissedeceksiniz. Takım halinde savunma. Birlikte savunun, birlikte kazanın. Hücum eden bir rakip oyuncuyu kapatmak için gittiğinizde takım arkadaşlarınız bıraktığınız boşluğu doldurur. Yeni savunma yapay zekası futbolcuların topa ve rakibe göre sıradaki tehlikeli boşlukları daha iyi fark etmesi sağlar. Bu önemliydi çünkü çok fazla boşluk kalabiliyordu. Takım arkadaşlarının sofistike hücum koşullarını durdurmak için takipte olur ve atak açılarını kapatır. Güzel. FIFA antrenör, daha üst seviyede mücadele. FIFA antrenörle potansiyelinizi ortaya çıkarın. Pozisyonunuza ve antrenör seviyenize bağlı oyun mekaniği seçenekleri ve isteğe bağlı yardımcı grafiklerle oynarken öğrenin. Temel komutlar ve oyunu kavramınıza yardımcı olurken daha derin ipuçları en yetenekli oyuncuların bile oyununu geliştirmesine katkı sağlar. Oo, güzelmiş. Mesela o skill hareketleri olabilir. Evet, bayan futbol takımı, kadın milli takımlar. Kadınlar oyunda FIFA serisinde ilk defa 12 kadın milli takımıyla Santra. Offline turnuva ve online dostluk maçları modlarında mücadele edin. Güzel bir özellik. Bu da yeni eklenen bir özellik. Bunu da biliyordum, affedersiniz. Foot Draft modunun da videosunu izlemiştim arkadaşlar. Artık FIFA Ultimate Team'de ilk başta bir draft yapıyorsunuz. Gerçekten güzel bir şey. Hani bilirsiniz NBA'de var bu draft sistemi. Tek tek oyuncu seçiyorsunuz falan böyle. Size gördüğüm kadarıyla en azından bir videosunda iki tane ünlü futbolcu oyunu oynuyordu. Her pozisyon için 3 tane size oyuncu seçeneği veriyor ve siz o 3 oyuncu seçeneğinden birini seçiyorsunuz. Bu şekilde draft yapıyorsunuz falan. Çok eğlenceli bir özellikti. Umarım öyledir, bilmiyorum. Deneyeceğiz. Evet. Özelleştirden hemen bir yenilik var mı? Yarı pro'da oynuyormuşuz bu arada. Güzel. Kamera falan filan, bunları geçiyoruz. Hiç uğraşmayalım. Gizlilik ayarlarında çok bir olayımız yok zaten. Video kalibrasyonu falan filan, bunları geçebiliriz. Ana sayfaya dönelim. Son alttaki yenilikleri öğrenin dediği demin baktığımız şeyler sanırım. Evet. Demo olduğu için her şeyine bakmak istiyorum. Zaten daha 15 dakika, 16 dakika falan oldu. O sebeple şey yapmıyorum. Ultimate Team modu, Foot Draft'ı deneyebiliyormuşuz. Deneyelim abi. Foot Draft nasılmış? Şimdi. Klasik taktik olarak 4-1-2-1-2 yapacağım. 4 orta saha, 4 savunma, bir tane ön savunma. Yani savunma önü, defansif orta saha. 2 tane sağ ve sol kanat, bir tane ofansif orta saha, 2 de forvet. Evet, tamam. Ha, 5 oyuncu veriyordu, biz istediğimizi seçiyorduk. Pardon. Kaptanımızı seçelim. Agüero burada en mantıklısı gibi geliyor. Ama İspanyol ve İngiltere liginde. O biraz sıkıntı. Rodriguez'in hızı çok düşük. Agüero çok iyi. Stoperde Silva orta sayılır. Sol bekte 81, Alaba 86 hızla çok iyi. Defansı 81, o da güzel. Ama burada Agüero biraz olay yani. Biraz olay. O sebeple şey yapmıyorum. Burada bakıyoruz. Storage burada tek geçelim. Ön libero olarak, o da İngiltere liginde zaten. Sterling yine aynı şekilde ön libero demişim, ofansif orta saha olarak. Şutu çok düşük ama Sterling'i geriye ya da sol kanada falan alabilirim. Merkez ofansif orta saha olarak geçiyor bu arkadaşlar. Hepsinin şutu çok düşük zaten. Pası güzel mesela Hernandez'in, o çok önemli. Ama Sterling'in hızı çok iyi, bunu kanat olarak kullanabilme imkanım var. Defansif orta sahaya bakıyorum. Gökhan İnler var burada. Gözümüzden kaçmadı Gökhan İnler. Defansı 76-81'lik Vidal çok önemli bir oyuncu. Vidal muhtemelen seçeceğimiz oyuncu olacak. Evet, Vidal.
Sol kanada kimi alıyoruz? Nasri ve Şule. Şule, ben 2015'te Şule'yi takımıma almıştım. Koke var Atletico Madrid'den. Samir Nasri takım kimyamıza uyar çünkü üstteki forvetimiz, sol forvetimiz ve ofansif orta sahamız İngiltere Premier Ligi'nden. Nasri de İngiltere Premier Ligi'nden. Ama Nasri'nin hızı çok düşük, o sebeple hiç uğraşmayacağım. Alexandrini çok iyi, driblingi düşük ama hızı çok iyi. Şule galiba burada tercihim olacak. Çünkü sol ve sağ kanatta hız çok önemli. Caligiuri'nin de dribling de çok önemli elbette. Defansı kötü ama Şule burada ideal. Wolfsburg'dan en azından burada bir pace takım kimyasına destek oldu defansif orta sahası ile. Sağ açığa bakıyoruz. Jesus Navas var. Jesus Navas'ı kullanmıştım. Mkhitaryan'ı hayatta almam. Beler abi çok hızlı ve driblingi de gerçekten çok iyi. Vidal de aynı şekilde ama Vidal'in driblingi daha düşük. Pasları Beler abinin çok daha iyi. Fiziği Vidal'in daha iyi. Jesus Navas'ın dribling orta, yani Beler abi ve Vidal'den daha yüksek, Beler abiden daha düşük. Ama hızı daha düşük. Fiziği çok kötü. Navas'ı, Jesus Navas'ı o sebeple hiç almıyorum. Alman, burada Alman seçmemin avantajı olur çünkü yukarısı İngiltere Premier Lig. Sol taraf, üst taraf İngiltere Premier Lig. Aşağıda en azından Almanya Ligi var. Buraya da Alman vererek biraz daha şeyi halletmiş oluruz. Takım kimyasını daha fazla düşürmemiş oluruz. Burada da yine Alman Ligi biraz ön planda gibi. Çünkü şöyle gösterirsem Almanya var. Üste sol açığımız Alman. Yani Almanya Ligi'nden. Ya Almanya, Almanya Ligi'nden biri avantajlı bir seçenek olur. Ama hız önemli burada. Marcelo her zamanki kalitesini ortaya koyuyor zaten. Evet, Marcelo deyip geçeceğiz burada. Hiç düşünmemize bile gerek yok. Sağ açıkta Alves, Van der Wiel, Maicon, Hilbert, Arbeloa. Burada Alves'i tek geçiyoruz. Alves, Van der Wiel. Hangisi defansı? 76-74. Fiziği düşük biraz Alves'in. Ama pası çok daha iyi. Driplingi daha iyi. Tamam, Alves deyip geçiyoruz. Defansı sanırım İspanya'dan kuracağız. La Liga'dan kuracağız bir. Burada Paris Saint Germain var. Valencia'dan. Otamendi. Defansın biraz önem vermemiz lazım. Aralarındaki en yüksek defans o taraf Otamendi'de. Ama hız da önemli çünkü geriye atılan toplarda hızlı dönüş gerçekten önemli. Dribbling fazla önemli değil, pası önemli. En iyisi şu, fiziği önemli bir de. Galiba hız olarak da yüksek, pas olarak da yüksek, defans da yüksek olarak Marquinhos, neyse işte. Defansta İspanya liderliğini bozduk. Aynı şekilde aynı şeylere dikkat edeceğiz zaten. En yüksek defansı Miranda, sonra Savic var Atletico Madrid'den. Subotic, Borussia Dortmund'dan. Dikkat etmemiz gereken şeyler, hemen bakalım. Defans bunun yüksek, hızı yüksek. Hızı gerçekten iyi, en yüksek hızı zaten bunda. Fiziği çok iyi, pası biraz kötü ama Miranda galiba olabilitesi var. Kaleci olarak da bakalım. Lopez, Begovic, Caballero, Enyama, Bürki. Şimdi Bürki. Lopez hangi Lopez lan? Bilemedim ben onu. Begovic olabilir. Begovic. Refleksleri neredeyse eşit özellikleri. Kontrolü daha iyi, hızı daha iyi. Vuruşları kötü, pozisyon alması şeyin çok daha iyi. Lopez'in çok daha iyi. Lopez'i seçip geçiyorum. Buralara her birine seçiliyor mu? Oha çok iyi. Ter Stegen tabii ki kaleci. Ter Stegen varsa Ter Stegen. Ama Hart da var. Valla bilemedim. Ter Stegen'i boş ver ya, Hart olsun. Hart. Hart iyidir. Hemen hızlıca buralara da geçiyoruz. Demichelis var. Nereye alıyoruz? Stoper alıyormuşuz. Piszczek çok iyidir. Piszczek'i alıp geçiyorum. Hızlıca geçmek istiyorum bunları. İşe yaramayacak, sadece sistemi göstermek istiyorum size. Burada Van der Wiel arasında bayağı sıkışmıştık. Van der Wiel'i alıp hemen geçiyoruz. Sağ bek. Bura sağ orta sağ. Yani sağ açık diyelim biz buna. Pamperiz, Song, Mota, Balmort. Hızı önemli. 80-85. Dribbling 73. Bunun biraz daha düşük ama şuradan alıp geçiyoruz hemen. Ben pace'e önem veren bir genelde sistem oluşturduğum için. Sağ orta aldık. Bu da sağ orta. Hayda. Bu kötü oldu. En azından Vidal'i almasaydık da bunu aynı gerçi lan sistem. Dur lan. Sağ orta sağ. Han'ı aldık. Han'ı almasaydık da bunu alsaydık. Ortaya bir şey almadık çünkü. İki tane de sağ bek almışız. Savunma almadık. Enteresan. Pası falan. Hızı düşük olabilir mi? Orta sağ. Merkez orta sağ. Hızı düşük olabilir ama o kadar da bok çıkmasa iyi olur. Şunu defans orta sağ olarak alırız. Forvet'te Müller. Messi'yi bulduk. Messi'yi görmedim bir an. Hemen alalım. Pek sevmesem de kendilerini. Edin Dzeko'yu boş ver. Aduriz var. Gervinho çok hızlı bir oyuncu. Sağ K ne lan? SLK. S-L-K. K ne abi? K ne anlama geliyor bilmiyorum. Ama bilemedim. Neyse. Aduriz ya da Origi. Origi'yi alıp geçiyoruz. Santrafor olarak. Rezerve'de hızlı şekilde isimden direkt alıyoruz. Costa. Geç. Thiago, Totti çok yavaştır. Kagawa çok iyi. Kagawa. Shinji Kagawa. Hemen bakıyoruz. Alves bravo. Weidenfeller. Balmort, Griezmann. Weidenfeller. Kaleci. Kaleci. Üçüncü kaleciye gerek yok bence. Hepsi kaleci lan. Griezmann forvet de çok aldık da Balmort'un da alınacak bir hali yok be abi. Weidenfeller olsun. Yedek üçüncü kalecimiz. Üçüncü kalecimize bak abi. Weidenfeller. Böyle takım mı olur lan? Böyle bir yedek kalecim var. Hepsi orta saha. Hemen bakıyoruz. Pas en iyi Hernandez'de. Dribbling'i de iyi. Evet. Hernandez'i aldık. Son olarak da Castro, De Rossi, Toure. Vidal orada hala duruyor. Vidal sağ orta saha. Sağa çok aldık abi. Sağa almayacağım. Keşke stoper. Toure'nin hızı çok düşük be abi ya. Çok fazla düşük. Belki mi? De Rossi, Castro. Abi Castro'yu alıp geçiyoruz. Evet. Takımımız budur. Bir tane de teknik direktör aldık mı? Arsene Wenger.
Fransız. O biraz sıkıntı çünkü takımda Fransız doğru düzgün yok. Hatta hiç yok galiba. İngiliz 2 tane. Alman 2 tane. Brezilyalı 3-4 tane. Yedekleri saymıyoruz tabi. Ferrek diye alalım geçelim. Evet. Foot draft özetimiz arkadaşlar. En iyi oyuncularımız Messi, Vidal ve Alves'miş. Forvet özelliğimiz. Bunu vermesi de güzel. 88 puanımız. 82 orta saha. Defans oyuncuları 85. Burada bir güzellik de arkadaşlar. Bildiğiniz gibi FIFA'da çok fazla momentum diye bir şey çıkarttılar. Hani momentumdu değil mi? Doğru hatırlamam lazım. Atıyorum sizin kadronuz çok güçlüyse. Karşı takımın kadrosu biraz daha düşükse. Oyunun size ibnelik yaptığını söylerler. Hani momentum var. Momentum yedik. Momentum yedik falan. Doğru hatırlıyorum umarım. Momentumdur ismi. Hani ben pek... Hani bir kanıtı yok açıkçası ama şehir efsanesi olarak geziniyor. Belki doğrudur, belki yanlıştır. Atıyorum sizin takımınız 5 yıldız, rakip 3 yıldızsa sizin vurduğunuz girmez. Kontrolleriniz, top kontrolü yapmaz oyuncularınız, paslarınız doğru yere gitmez. Vurursunuz direkten döner, vurursunuz direkten döner, vurursunuz birilerine çarpar falan. Oyun sistem olarak sizin güçlü takımınızı, güçsüz takımlar oyundan soğumasın diye güçlüye güçsüz yaptığınız maçta güçlü takımın biraz daha avantajına kullanır sistemini diye bir olay vardır. Şehir efsanesi dediğim gibi doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama bir kanıtı yok en azından. Yani yaşadığınız her şeyde uf momentuma denk geldim ama yendiğiniz adam da oluyor sonuçta, onu bilemeyiz. Neyse, bu draft sistemiyle onun da ortadan kalkması büyük bir ihtimal çünkü herkes iyi ya da herkes kötü başlayacak. Tabi parasını veren yine coşabilecek de. Eğer tabi şu anda şöyle bir durum var arkadaşlar, şu anda takım sınırı belli olduğu için, oyunda 6-7 tane takım var bildiğiniz gibi şu an demo olduğu için. Öyle olduğundan dolayı çok iyi oyuncular geliyor karşınıza draftta. Ama normalde daha kötü oyuncular gelecek ama en azından takımınızı seçebileceksiniz ve kendinize göre bir sistem oluşturabileceksiniz. O sebeple avantaj, yani bunların hepsi altın geliyor ama hepsi bronz falan da gelebilir normal foot draftında. Ama en azından rastgele takımlarla oynamayacağız. Bu da bir avantaj. Başlattık. İlerlemedik. Takımımız güzel. İlerle diyelim. Oynayabiliyorsak bir tane oynayalım abi bu takımımızla. Kim gelsin karşımıza? Şu an Real Madrid var. River Plate, Sounders FC, Chelsea, Manchester City, Dortmund, Mönchengladbach, Inter, PSG, Barcelona. Bakalım Inter'i seçeceğim. Acaba Inter'de Melo ile Alex Teres var mı? Hiç zannetmiyorum ama olabilir. Niye olmasın? Dur. Takımı niye değiştirmiyoruz abi? Mesela ben Agüero ile şeyi değiştirmek istiyorum. Değişmiyor. Demek ki maçta değiştirebileceğiz. Şuradan ayarlamamız lazımmış onu. İşte bunlar hep oyunu henüz algılayamamak. Mesela şu sağda değiştireceğim adam var. Çok daha seksi bir adam almıştık biz. Messi'yi oyuna almadık mesela. Öyle bir sıkıntımız var. Sağ kanada çok iyi bir adam almıştım ben sanki. Yok, almadım, sonra vazgeçtim, doğru. Sturridge mi Agüero mu? Agüero ile Sturridge arasında bir bakalım. Defans ve fiziği sadece Agüero'nun daha kötü. Şutu falan her şey daha iyi. O zaman Sturridge'i gönderiyoruz. Buraya Messi'yi alıyoruz. Messi ile bu amcamızla Agüero'yu değiştiriyoruz. Tamam. Kalecimiz iyi. Fiz şekeri sağ bek için bakıyorum bir. Alves iyidir. Alves candır orada. Buna bir bakalım. Alves yine can. Sağ orta sahada adam her şekilde alır seni. Evet, aldı zaten. Orta sahaya bakıyoruz. Vidal çok daha iyi. Burada biraz sıkıntı var ama iyidir, o da iyidir. Sturridge'imize bakalım. Sol kanada alsam pası ve driblingi biraz daha iyi. Defansı biraz daha iyi normalde Schürrle'nin. Ama Sturridge'da hızı biraz iyi. Şutu biraz iyi. Bilemedim. Bokta çıkabilir. Bilemedim. Ama Schürrle. Driblingi biraz daha iyi. Defansı biraz daha iyi. Defans önemli yani. Sturridge kalabilir burada. En azından bir süreyle. Sen hiç gitme abi. Kosta'ya bakıyoruz. Alves her şekilde çepeler abi. Her şekilde yer onu abi. Kagawa'ya bakalım. Hızı daha düşük ama defans çok çok daha yüksek. Ve burası defans... Vidal'in daha yüksek. Pardon. Ben yanlış baktım bir anda. Sterling yine yiyor. Müller. Almadık değil miyiz? Almadık tabii. Almadık. Almadık. İşte bunlar hep. İşte bunlar hep yani. Son olarak bir de kalecimizi kontrol edelim. Seçtik mi kaleciyi? Seçemedik mi lan? Bunun kalecini seçmek istiyorum. Seçtik mi? Weidenfeller daha kötüymüş. Bu Hart daha iyi. Vallahi daha iyi. Tamam, Hart'ı da aldık. Demosundan çıkmak istemeyiz. Bir maç yapmak isteriz. Sonra da videoyu bitiririz zaten acı. Inter'i merak ediyorum şu an sadece. Zannetmiyorum Melo ile şeyin olduğunu, tekrar söylüyorum ama deneyeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Aşırtma pas gümüş. Deneriz. Burada bir süre beklerseniz, Allah, aşırtma pas dedi, şuta bastık. Artık burada bir süre beklerseniz maçın yapılacağı stadın bilgileri falan çıkıyormuş arkadaşlar. Dur la. Anlayamadım ki o oyunu. Heh, böyle anlaşıldı. Vidal canımsın. Koş 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 koş, yarış. Koş. Çok güzel pas be. Koş. Kun Agüero. Yine güzel pas. 250 niye? Niye 250? Bana bir anlatsana. Niye? Ne yaptım ben abi? Gol! Saylanmaz. Deneme 2 kaldı. Kaldı mı 2? Kaldı mı 9? Abi ne yapıyor bu? Ben düz basıyorum. Bu amca nereye atıyor? Son deneme. Ha, ortaya gidecek. Çok güzel orta.
Ve gol. Evet, güzel bir şey yaptık. Beceremedik mi? Birilerini geçmişiz, olsun. Burada bir süre beklersek arkadaşlar, oynadığımız stadyumun bilgileri çıkıyormuş. Kaç yılında yapıldığı, hangi takıma ait olduğu, stadyumun adı falan. Keşke Türkiye Ligi'nden de stadyumlarımız olsaydı ama 2015'in olacağı 2015'te olacağı söyleniyor. Hiçbir fikrim yok ama umarım olur gerçekten. Yine Real Madrid'in stadındayız, Santiago Bernabéu'da. Takımlar diziliyor. Draft FC'yiz biz. Acı biz Draft FC'yiz. Hadi başlayalım. Merak ediyorum, var mı acaba Melo ile Teles? Varsa da zaten yedeklerde olabilir, o da ayrı bir durum tabii ki de. Benim favori stadyum. Oha lan, bizden çıkmamış mıydı o? Oy, pasının güzelliğine bak. Çok diyor şey, tribünler diyor sahaya yakın diyor. Çok güzel oluyor maç izlemek burada falan filan yapıyor. Pasın güzelliğine bak. Kun Agüero. Agüero. Of. Ters tarafa vurdu aslında ama olsun. Messi kısa boylu şimdi. Messi korneri kullansa daha iyi bence. Neyse, güzel orta. Vur ulan, bizim o adam ne yapıyor acaba? Kapat önünü, hata yapsın. Aha, alamadık. Bizde o topacı. Oraya nereye atıyorsun lan? Oha, bizim adam ne koştu lan? Penaltı. Vermedi. Oğlum bizim adam ne yaptı öyle? Ben normalde yukarı atmıştım hemen. Of! Messi mi o? Agüero'ymuş. Agüero o kadar kısa mıydı ya? Kalecinin elinin dışından mı geçmiş o top? Yani kalecinin elini geçtikten sonra mı şut olmuş? Kaleye baktı. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. İkidir sağlam dalıyoruz. Olmuyor. Esmiyor. Marcelo ne yapıyorsun abi? Oo, çok sert. Oo, daha da sert. Hasti be. Güzel. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Nereye atıyorsun abi? Messi nerelerde bu arada? Koş ulan Messi. Koş, başka işin yok senin. Koş. Sterling! Messi ile aynı boyda Sterling. Sterling. Neyse, güzel gol. Yeni sevinmeleri nasıl yapıyoruz bilmediğim için. Şurada var aslında bakarsanız. Hani şöyle girerseniz şurada maç sevinçleri, şey, gol sevinçleri falan filan diye bir şeyler söylüyor ama ben bilmiyorum açıkçası. Bunlarla da uğraşmıyorum. Müzik gönderme neymiş? RS alt öyle tut. RS üst öyle tut. E benimki. Bunu yapacağım. Yaparım daha iyi lan. Yani. Gel buraya. Gel buraya, çekerim. Gel, çektim valla. Oy. Sakin olur musun bir? Koş abi. Messi koş. Yetişemez ki. Ama alır. Alamadı. Hop, aldı. Sterling ya. Bu herif çok iyi ya. Çok güzel orta. Hadi be. Corner. Abi orayı kapatıyorlar. Benim taktiğim dışarıya açmakta ama artık orayı kapatıyorlar. Dur bakayım, kaleciye kadar vurabilir mi? Vuramadı. Hatta topu kaptırıyor. Aha, kaptırdı. Abi. Aferin Sterling. Hadi lan, o nasıl pas? Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum, bekle. Vurdurtmadık. Ne takım kurmuşum be. Ne takım kurmuşum be. Aha, alamadık. Ne takım kurmuşum, top alamıyor.
O pas yok sana. Çok güzel. Ah geçmedi. Adam varmış, onu görmedik ki. Baskı büyük. Baskı büyük. Baskıdan kaçış yok. Oo, baskı büyük olsa ne gezer? Biz küçüğüz. O nasıl bir bırakıştı lan herifi? Joy Hart. Artist şey yapıyor bir de, korkutuyor beni. Dalarım ha yapıyor. Koş abi. Kaleci açılmıştı, vurayım mı? Belar abi. Alves. Kendi kendime çalımlar atıyorum. Uf. Çok güzel orta. Kaleci sakin ol. Şurle vurursun abi sen oradan. Bu sefer kaleyi deneyeceğim kornerden. Bunun falsosu nasıl abi? 77. Agüero'nun 82. Agüero'yu vurduracağız o zaman. Koskoca Agüero korner atıyor. Ah biraz dışarıda kaldık. Çıkar dışarı, ona değil lan, üsttekine çıkartacaktım be. İşte pasta destek kullanmamak gerektiği bu yüzden. Ben bayağı sıkıntı çekmiştim ya ilk bölümlerde FIFA kariyerinin. Hani pas desteği abuk subuk yerlere pas attırıyor. Lan dur. Lan dur. Çıkar dışarı ya. Yine Sterling, yine Sterling, yine Sterling. Neydi? Şöyle aha, ne oldu, sus yaptı. Öpücük gönder lan. Gönderemedi. Gönderemedim. Neyse, güzel gol. Hani oğlum? Hani Melon nerede? Alex Teles'in nerede? Teles siktir. Melo nerede? Daha eklenmedi mi? Ne oldu? Oğlum o bizden çıkıyor topla. Sürekli bize veriyorsun da bizden çıkıyor top. Ben mi yanlış görüyorum? Nereye atıyorsun be amca ya? Oha kendi kendine aldı ha. Ben pasa basıyordum o sırada. Ya ara pas attı. Penaltı. Evet, güzel oldu penaltılı olması. Penaltıyı da merak ediyordum çünkü. Hoca ver kırmızıyı. Hoca ver kırmızıyı. Bir şey şöyle kavga etme falan olsa. Aha verdi valla. Git buradan. Çık git buradan. Kırmızı tabi lan. Totoş. Vidal. Vidal mi atsın? Messi atmasın. Agüero atsın. En iyisi Vidal'miş. Dur. Biraz kötü vurduk ama atarız. Evet. Ama penaltı sanki 15'te de mi şey yapıyordu ya? Sanki seviniliyordu ama bilmiyorum. Sanırım kucaklaşılmıyordu. Öyle bir şey var. Takım arkadaşlarımla kucaklaşamıyordum galiba. Öyle bir olayı vardı. Bir şey eksikti. Evet, ilk yarı bitince bu bölümü de bitireceğim arkadaşlar. Maçın tamamını izletmek istemiyorum. 10 saat sürer çünkü. Zaten 45 dakikaya yaklaştık. O sebeple yeterli bence. Hop, sakin olur musun? Sakin ol. Hacı sakin. Hacı sakinle lan. Hacı Şager gibi oldu. Kaçan yok mu be? Kaçan yok. Yalnız yön tuşlarıyla çalım atmak biraz daha zorlaşmış. Yani sadece... Oy. Sadece yön tuşlarını kullanarak, ki ben genelde öyle çalım atarım. O iş fazlasıyla zorlaşmış. Onu fark ettim. Agüero artık kontrol edecek misin topu? Yürü şurle. Andre şurle. At lan önüne herifin. Aha. Oy. Aa, hareket yapıyordum orada, seviniyordum, bir şeyler yapıyordum ya. Kaleci ne yapıyor orada acaba? Şülleme bak be. Oha, tipe bak. Çok iyi ya. Melo'yu oynatmazsanız böyle olur. Evet, FIFA 16'nın demosunu oynadık, denedik arkadaşlar.
Açıkçası benim hoşuma gitti. Tabii ki eksikler var. Yani demodan kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Şunlar olabiliyor, bunlar olabiliyor. Bu son hali değil oyunun. Çıkmasına daha zaman olduğu için her zaman söyleyeni zaten demoya bakarak, hani demoya bakarak oyunun tamamını bu olarak düşünmeyin. Her an her şey değişebilir diye. O sebeple ama şu ana kadar gördüğüm şeyler açıkçası benim hoşuma gitti. Vallahi gitti. Güzel. Güzel. Bence güzel. FIFA 16'yı satın alın. Alacağız zaten. Merak etme acı. Çok teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. FIFA 16 serimiz tabii ki de gelecek. Beklemede kalın. Hoşça kalın. İyi oyunlar.